Hocam, BDP milletvekili Aysel Tuğluk, AK Parti'nin Güneydoğu'daki fakir halkı sömürerek burjuvaziyi zengin etmeyi planladığını ve Güneydoğu'daki teşvik paketinin amacının bu olduğunu iddia etti ve şunları söyledi. Yıl 2012, yer Bak Kürdistan. görüyor musun kardeşim? Bak Evet. uslu bak bak. Ne dedim? Evet, tam Burjuvazi diyor. tabii. Evet. Fakir işçi sınıfı, fakir köylü sınıfı ve burjuvazi onları sömürüyor. Uslu. Evet, tam. Buyurun. Evet. 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 Yıl 2012, Aysel Tuğluk söylüyor bunları. Yer Kürdistan ve ağır sömürge koşulları devam ediyor. Bir halkın proletarleşmesinden bahsediliyor. Of 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 Maşallah. of of of. Gördünüz mü? Evet. Evet. Tam. Ya. Bak kadın konuşuyor. Hiçbiri Allah alem, hiçbiri yani birçok hükümet üyesi dahil tartışamazlar bu kadınla. Tabii. Yani fikren Allah alem galip gelir. Birçok kişi tartışamaz. Bilgili değiller. Klasik yöntemlerle baş etmeye çalışıyor. Klasik yöntemden yenilirsin. Yenilirsin. Mesela Aysel Tuğluk, mesela adam öyle görünüyor ama istersen yapalım bir açık oturum televizyonda bir açık oturum konuşma yapılsın. İstersen deneyin. En âlâ dedikleri siyasetçiyi getirir. Yarım saat karşısına tutunamaz. Fikre. Anında yenerler. Çünkü Darwinist materyası yetişmiş. Darwinizme cevap veremeyecek. Materyalizme cevap veremeyecek. Marksist Leninist felsefeyi eleştiremeyecek. Ortada kalır. Olmaz böyle. Bu kafayla gidilmez. Bu kafayla yenilirler. Bu konu çok ciddiye alınması lazım. Devletin profesörleri var, doçentleri var. Tamamen bilimsel mücadeleyle, bilimsel felsefi mücadeleyle netice alınabilir. Felsefe yönüne yenmedikten sonra mümkün değil. Dinle de karşı koyamazsın. Dini zaten kabul etmiyor. Felsefe ancak felsefeyle yenilir. Yani sana bilim felsefesiyle çıkıyor, sen de bilim felsefesiyle cevap vereceksin. Bilimle çıkıyor, bilimle cevap vereceksin. Darwinizme, demagojiye cevap veremezsin. Geçen öyle söyleyeyim, hukukçular üniversiteden mezun oluyor. Hukuk fakültelerine Darwinist materyalist felsefe hakim. Siyasal bilgiler, bütün devlet yöneticileri siyasaldan çıkıyor. Darwinist materyalist felsefe siyasala da hakim. Sen diyorsun ki ben ne işim var ya köyde davar güdüyorum. Beni ne ilgilendirir? Doğru. Sen davarlarını güderken jiple devletin yöneticisi oraya gelir. Ne istiyorsa sana söyler, sen de onu yaparsın. Yönetilirsin. Dolayısıyla da seni o yönüne tabii ki ilgilendirmez. Ama seni yönetenler Darwinist materyalist olunca senin yapacağın hiçbir şey kalmaz. Sadece yönetilen olursun. Bak kadını konuşma. Çok manide bak. Tam benim dediğim teyit eder manide. Buyurun evet. Dinleyelim. Evet hocam. Devamını okuyorum değil mi hocam? Evet. İnşallah. Kürdistan'da emeğin, Aysel Tuğlu'nun sözlerine göre, Kürdistan'da emeğin yeni dünyasını demokratik özellik projesiyle kurmalıyız. Bölgeyi çinleştirmenize izin vermeyeceğiz. Demokratik özellikle dayanışmacı, komünal, eşitlikçi topluluk ekonomisini inşa edeceğiz dedi. Neymiş? Dediklerim doğru muymuş? Evet. Boş olan, netice alınmayacak olan uslup, Allah vermesin. Onların dediğini kabul edersen tabii ki anlaşmalı silah bırak. Bırakıyorum der. Aldatabilirsin geçici olarak. Ama sen iktidardan gidersin. Hükümetten gidersin. Tabii, konu biter. Tabii. Mağlup olursun, mahvolursun. Tarihe karışırsın, toz olursun yani. Tabii. Yenilmiş olursun. Yenildikten sonra bir kıymeti yok ki. Ha, ona biz millet olarak zaten müsaade etmeyiz. Hükümetin başbakan çok şuurlu. İçişleri Bakanı çok şuurlu. Adalet Bakanı şuurlu. Dışişleri Bakanı şuurlu. Ama bazı kişilerin biraz zaaf içinde olduklarını görüyoruz. O zaafı da dikkatli izliyoruz.